シュートだ！Sevgilim seyre çıkak, burada gel ilk baharı. Sevgilim seyre çıkak, burada gel ilk baharı. Dilatır kalbimizin en şirin arzuları. Dilatır kalbimizin en şirin arzuları. Minnasan, watashi wa Prince Vegeta desu ve hoş geldiniz arkadaşlarım. Benim adım Prince ve bugün gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Lig grup maçları ikinci gün arkadaşlar. Evet, ilk maçımızı Saint-Étienne karşısında 1-0 aldık arkadaşlar. 3 puanlarımızı cebe attık ve ilk videomda demiştim arkadaşlar bu seri devam etmesini, yani sizlere bırakmıştım. Artık beğeni sayısına göre değerlendirecektim bunu ama zaten hemen ilk günden çok çok beğeni aldı arkadaşlar. Ve bayağı güzel yorumlar geldi sizlerden. Bu nedenle dolayı sizlerden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana bayağı moral oluyorsunuz ve ben de tabii ki, yani siz isterseniz de ben devam etmem mi? Zaten kendim de devam etmek istiyorum bu seriye. Ve böylece devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, birkaç yorumlar geldi arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben Karabağ takımını henüz pek çok iyi tanımıyorum. Misal ilk maçta kalecinin adı Seyic demişim ama bu şeyle okunuyormuş, yani Seyic. Bunu Orkan kardeşim söyledi. Çok çok teşekkür ederim. Yani böyle bilgiler bana hep verebilirsin arkadaşlar, dediğim gibi. Oyuncuların isimlerini falan, yani nasıl okunuyor falan, yani daha henüz pek bilmiyorum. Yani bana bu konuda yardımcı olursanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu videonun altına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk önce şöyle bir müsabaka bilgisine bakalım. Gruplara bakalım. Hemencik birinci grup arkadaşlar. Evet, ilk grup A grubunda Borussia Mönchengladbach Villarreal'ı 3-0 yenerek birinci sırada. Diğer iki takımsa bir berabere kalmışlar. Evet, B grubuna geçiyoruz. Burada Torino ve Helsinki iki takım da ilk maçlarını kazanmış arkadaşlar. Anderlecht veya Kopenhag karşısında. Sonrasında evet arkadaşlar, benim Beşiktaş'ımın grubuna geliyoruz. Beşiktaş'ta Tottenham Hotspur'su 3-0 yenerek birinci sırada arkadaşlar. Partizan ve Apoel 1-1 kalmış. Yani berabere kalmışlar. D grubuna geçiyoruz. Burada Liverpool birinci sırada arkadaşlar. Yani Liverpool ilk maçını kazanmış. Maccabi Tel Aviv'de ve Sporting'le Bahati Borisov yenilmişler arkadaşlar. Evet, hemencik bunu hızlı geçelim biraz. Burada pek oyalanmayalım. Şöyle grupları göstereyim ben size. Siz bakın isterseniz. Ben yorumlamayacağım. Evet, bizim grubu ama yorumlamalıyım arkadaşlar. İlk maçımız dediğim gibi 1-0 kazandık. Son dakikalarda atmıştık. Saint-Étienne defansı bayağı güçlüydü arkadaşlar. Hatırlarsanız hiç doğru dürüst şut pozisyonları falan vermiyordu. Hep araya giriyorlardı. Ama dediğim gibi Leroy'la George Leroy son dakikalarda golümüzü attık. Artık 80 kaçtı bilmiyorum. 85 mi 86 mı ne? Ve 3 puanı elde ettik arkadaşlar. Ama bakın görüyorsunuz, ikinci sıradayız. Inter Milan'da ilk maçını 3-0 kazanmış arkadaşlar. Bu şimdi bizim bu serideki, yani ikinci bölümdeki rakibimiz olacak Inter Milan. Çok çok zor arkadaşlar. İnşallah kazanırız diyorum. En azından yani bir beraberlik alırsak iyi olur. Çünkü deplasmanda oynayacağız. Evet, G grubuna geçiyoruz. G grubunda arkadaşlar Fenerbahçe ilk maçını 2-0 kazanmış. Standard İtiş karşısında. Sonrasında ikinci sırada Sevilla. Üçüncü sırada Feyenoord. Yani Sevilla'da kazanmış. H grubuna geliyoruz. Burada Everton birinci sırada arkadaşlar. İkinci sırada AS Roma yenilmiş. Bu büyük bir sürpriz bu grupta bence. Evet, Napoli'de yenilmiş arkadaşlar. Bu da çok büyük bir sürpriz. İyi grubunda. Sparta Praha ve
Birinci sırada Basel, ikinci sırada. Evet. Grupları böyle geçelim arkadaşlar. Evet, iyi. Trabzonspor'umuz maalesef ilk maçını 1-0 kaybetmiş. Legia Varşova birinci sırada 3 puanla. Evet arkadaşlar, şimdilik böyle. Gol sıralama. Evet, Oğuzhan Özyakup birinci sırada arkadaşlar. 2 gol atmış. Sonrasında Balotelli de. Evet bakalım bizimkisi. Biro'yumuz. Biro'yu da görüyoruz. Karabağ yani biz de varız arkadaşlar. Asistlere bakalım. Böyle. Evet şimdi şöyle bir takım bilgisine geçelim. Dediğim gibi Mönchengladbach'ın oyuncuları orijinal değil. Evet. Görüyorsunuz bizim... Bir dakika arkadaşlar, ben burada çok eğleniyorum. En iyisi biz hemencecik ikinci maçımıza geçelim diyorum. Zamanı ilerletelim ve... Arkadaşlar Giuseppe Meazza stadında Inter Milan'a karşı oynayacağız. İkinci maçımız. Bu maçı ben daha önceden yapmıştım. Bir bilgi daha gelmiş sizlerden arkadaşlar. Daha doğrusu öneri. Bunu da şimdi... Yani pozisyonları değiştireceğim birazcık. Reinaldo'yu böyle bir ortaya alacağım. Muharrem... Sol. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Böyle evet. Böyle kalabilir. Şimdi bu. Bunları biraz daha öne mi alsam diye düşündüm şöyle. Şöyle mi oynasak arkadaşlar? Leroy burada bayağı güçlü oluyor. Böyle yapayım arkadaşlar. Böyle başlayalım. Aslında Inter Milan'a bayağı zor. Böyle çok ofansif. İyi olur mu bilmiyorum. Ama olsun arkadaşlar. Böyle devam edelim. Formalar kalabilir böyle bence. Evet. Sizler istediniz ve bu seri devam ediyor arkadaşlar. İkinci maçımız Inter Milan'a karşı. Deplasmanda oynuyoruz. Ve çok 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 zor olacak bu maç arkadaşlar. Evet. Karabağ Inter Milan arkadaşlar. İlk maçımızı 1-0 aldık. Şimdi bu ikinci maç çok zor olacak. Evet, iki kaptanlar takımını sahaya sürüyor. Oyuncu üzerinde biraz daha çalıştım. Yani çok az. Pek fazla bir şey yapmadım. Evet, bizim oyuncuları görüyoruz. İçeriden meydi arkadaşlar. Şehit, Şeylen ve kaptanımız. Evet ve şimdi Inter Milan oyuncuları arkadaşlar. Çok zor bir maç olacak. Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar bu arada sizin yorumlarınız ya da bana yazmış olduğunuz yani bana yazış yani daha doğrusu yorumlarınız falan bana çok moral oluyor arkadaşlar. Bayağı güzel şeyler yazıyorsunuz ve bu beni çok mutlu yapıyor arkadaşlar. Özel hayatımda birazcık zor günler geçiriyorum ve sizler gerçekten bana çok çok moral oluyorsunuz. Yani sizlerden desteğinizden dolayı çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten bir numarasınız. Ben çok yani gurur duyuyorum sizlerden ve umarım bu böyle devam eder arkadaşlar. Evet. İkinci maçımıza başlamak üzereyiz. Deplasmanda oynuyoruz Giuseppe Meazza stadında. Inter Milan rakibimiz ve... Evet. Zorlu mücadele başladı.
İkinci grup maçımız ve Allah yardımcımız olsun diyorum arkadaşlar. Haydi Bastır Karabağ'ım. Sizlere... Eyvah. Küçük bir intro yaptım arkadaşlar. Umarım bu hoşunuza gitmiştir. Danilo. Evet hadi gönder. Koş. Aradan bir pas. Eyvah arkadaşlar gol gelir mi? Şutu atıyoruz evet. Hemen ilk dakikalarda 1-0 öne geçiyoruz. George mi Leroy mu arkadaşlar? Bunu da yazın abi lütfen. Leroy yazıyor burada. Evet hemencecik golü bulduk arkadaşlar, inanmıyorum. Biliyorsunuz ben en iyi maç düzeyinde oynuyorum ve ilk atak hemencecik golla sonuçlandırdık arkadaşlar. Evet çok iyi başladık bu maça. Taktiksel değişiklikler bayağı iyi geldi sanırım. Bunu da sizlerden biri söylemiş. İsmini hatırlamıyorum şu an. Reynaldo'yu ortaya aldı ya. Ve evet. Leroy'un şutu ve Karabağ'ımız 1-0 öne geçiyor deplasmanda arkadaşlar. Golün ikinci pozisyonu, ikinci sektörünü görüyoruz. Evet. Soyan'la çakıyor sağ köşeye ve Karabağ Inter Milan karşısında 1-0 önde arkadaşlar. Dakika kaç? 5. dakikada geldi gol arkadaşlar. Evet. Inter Milan cevabı ne olacak arkadaşlar? Herkes şok halinde sanırım şu an. Gerçekte biliyorsunuz bizim Karabağ'ımız ilk maçı 2-0 sanırım kaybetmişti Inter Milan karşısında. Eyvah eyvah. Gir araya Richard. Araya gir adamımsın, adamımsın. Muharrem. Evet şimdi çok. Yine gönder. Evet yine gidiyor Leroy. Leroy aşırtma şut. Kaleci çıktı ve kaptı. Evet ama pozisyon devam ediyor. Leroy aşırtıyor ama yan hakem offside varanı kaldırdı arkadaşlar. Evet wow. Yine ikinci gola çok yaklaştık arkadaşlar. Inter Milan şok halinde. Evet. Offside pozisyon tekrarını gördük. Pek kendim dikkat etmedim arkadaşlar. Offside miydi bilmiyorum. Evet 14. dakikada yine çok tehlikeli geldik. Leroy. Karayev. Reynaldo arkadaşlar. Muharrem. Reynaldo'yu gönderdi. Reynaldo şut atabilir. Reynaldo şutunu atıyor. Evet arkadaşlar çok iyi başladık. Gerçekten çok iyi başladık. İnşallah böyle devam eder diyorum. 18. dakikadayız. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Bu grupta büyük bir sürpriz. Evet taç Inter Milan'ın. Icardi sağ taraftan gidiyordu. Araya biz girdik arkadaşlar. Richard. Burada çok dikkatli olmalıyız. Ve böyle hatalar yapmamalıyız. Evet. Görüyorsun arkadaş 2-3 adam pres yapmaya çalışıyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Eyvah. Inter Milan bayağı bastırmaya başladı arkadaşlar. Kaleci şey. Allah'ım. Uzun bir top. Danilo. Danilo'nun da yüzünü birazcık değiştirdim arkadaşlar. Yani o yüzünden daha çok andırıyor şimdi. Evet bu maçı da alırsak arkadaşlar 6 puandayız ve çok büyük bir avantaj yakalarız grupta. Uzun bir top. Muharrem'e gelmiyor ama. Eyvah. Çıkart. Tamam. Arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam. Aslında oraya koştum ama
Ronaldo. Uzun bir top. Evet, yine geçti Leroy. Leroy geçti. Pasını veriyor. Şut. İkinci pozisyon, gol mu? Offside mı? Gol mu? Offside mi arkadaşlar? İnanmıyorum, offside. Arkadaşlar, ikinci golümüz verilmedi. Offside. Bu Inter Milan'a da offside gollar arkadaşlar. Kabus gibi aynı. İnanmıyorum. İnanmıyorum, golümüz verilmedi. Bakalım pozisyon. Evet, maalesef offside. Doğru karar arkadaşlar. Ah. Çok iyi olurdu 2-0 öne geçseydik. Ama devam. Çok iyi oynuyoruz. Osvaldo. Araya girin. Danilo. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Paslaşmalar çok iyi. Aradan bir pas. Hadi adamım. 2-0 arkadaşlar. Karabağ. Inter Milan karşısında 2-0 öne geçiyor. Yine Leroy. Yine Leroy. Yine Leroy. Leroy mu, George mi, George mu arkadaşlar? Neyle, nasıl okunuyor? Yani okunuş şeklini lütfen bunun altına yazınız. Evet. Leroy sanırım bu Avrupa Lig maceramızda 3. golünü attı arkadaşlar. İlk maçta ilk maçın gol sahibi de, yani tek attığımız gol sahibinin adı da Leroy'du. Evet, Danilo kafasını kaldırdı. Çok akıllıca bir pas verdi. Ve kalecinin yapacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. 2-0 öne geçiyoruz. Ah, devam. Evet. Sunucu da diyor. Inter Milan adeta şok halinde. Bunu beklemiyorlardı. Sanırım bizi rahatça yeneceklerini zannetmişlerdi. Ama Inter Milan'a Karabağ'ın kim olduğunu gösteriyoruz arkadaşlar. Eyvah. Sol kanattan Nagatomo. Nagatomo ortası. Çok tehlikeli geldi arkadaşlar. İlk yarının son dakikalarında neredeyse gol yiyorduk. Ama yemedik arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. İnanmıyorum. Gerçekten çok güzel bir sonuçlu bizim için. İnşallah böyle devam eder diyorum. Evet. Karşı tarafa 6 kere şut attık kalesine arkadaşlar. Yani rakibimizin. Inter Milan'sa 3 kere geldi. Ama görüyorsunuz Inter Milan topla sahip olma oranı daha yüksek bizden. Ama bu önemli değil arkadaşlar. Önemli olan gollar ve biz 2-0 öndeyiz. İkinci yarı başladı. Uzun bir top. Offside mı? Aşırtma bir şut. Offside. Yine offside. Bakıyoruz. Ve yine doğru karar arkadaşlar. Ronaldo maalesef offside'da düştü burada. Bu pozisyonda. Evet, burada aşırtma şut yapmıştım. Ama zaten gol olmuyordu. Devam ediyoruz. Çıkartıyoruz. Richard. Dan Miro'ya. Diaz. Evet. Evet, şimdi Inter Milan gelmesi gerek arkadaşlar. Biz de kontra atakla buna karşılık vermeliyiz ama defansa da çok dikkatli olmalıyız. Evet, Sadikov araya giriyor. Aguli. Ronaldo. Ronaldo'nun hatalı bir pas. Nagatomo. Medvedev faul yaptı arkadaşlar. Ronaldo kafayla çıkartıyor bu topu. Eyvah. Çıkart. Richard uzun bir topla tehlikeyi uzaklaştırdı. Devam ediyoruz. Evet, Inter Milan bayağı gelmeye başladı arkadaşlar. Ama böyle tabii ki bizim kalede tehlike yaratamazlar.
Hernandez. Palacio. It's Nagatomo. Ne oldu? Adam kendi oyuncusuna faul yaptı. Anlamadım. Kendi oyuncusuna faul yaptı. Faulü hakem bize verdi. Palacio. Eyvah. An interception. Kaleci çıkarttı. Hiç uzak. Uzattı topu. Nakatomo. Here's Hernandez. Eyvah arkadaşlar. Hernandez'in şutu pek çok tehlikeli olmasa da Tamilan görüyorsunuz bayağı bastırıyor şimdi. Evet, Guarin maça dahil oldu. Kolombiyalı oyuncu arkadaşlar, milli oyuncu. Hernandez. Juan. Biz de bir oyuncu değişikliği yapabiliriz birazdan. Sanırım. Stigov. Agoli arkadaşlar. Agoli gidiyoruz sol kanattan. Agoli. Şimdi pasını ver. Ve Danilo. Danilo hadi yavrum. Hadi yavrum Danilo. Şutunu atıyor. 3-0 arkadaşlar. Karabağ. Evet. Bugün gerçekten. Çok güçlüyüz. Ve evet. Avrupa'yı herkes şok içinde arkadaşlar. Karabağ Inter Milan'da yani deplasmanda bir de oynuyoruz arkadaşlar. 3-0 öne geçtik. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet Agoli çok güzel gitti sol kanattan. Sonrasında pasını verdi Danilo'ya ve Danilo golünü böyle atıyor arkadaşlar. Kaleci Handanovic'in yine yapacak hiçbir şey yok. Golün ikinci tekrarına baktık ve evet 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Hemencik bir oyuncu değişikliği yapalım. Garayev'in yerine Yusifov. Doğru mu okudum arkadaşlar? Bunu alalım. Eyvah. Bu da kaçırma gidiyor. İlla buraya girmeliyim. Şöyle yapalım. Evet başka ne yapabiliriz? Bakın ben bunu düşünmedim. Burayı. Yani oyuncular bir dahaki 3. bölümde mutlaka forvet falan almalıyım buraya. Şimdilik böyle devam etmeliyiz. Mauro Icardi. Bu arada benim kulaklığım Guarin. Aküsü yani pili bitti. Yani game sound'um yok şu an. Ama olsun zaten maç bitti arkadaşlar. 76. dakikaya girdik. 3-0 öndeyiz. Evet çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Aradan bir top geçer mi? Geçti. Pas evet. 4 mü? Arkadaşlar. Dağıttık Inter Milan'ı. Danilo 4-0 oluyor. 4-0 arkadaşlar. Danilo 4-0. İnanmıyorum. Bu Diaz mı Danilo mu arkadaşlar? Çünkü ben internette baktım. Orada Danilo yazıyor. Burada oyunda Diaz yazıyor. Bunu da lütfen yazın arkadaşlar. Yani böyle bilgiler bana verin. Ben de doğru olanı söyleyeyim. Evet, golün tekrarını görüyoruz. Ah, yani Santetti'nin defansı bile bunlardan bir kat daha çok güçlüydü arkadaşlar. Ne olsun? Juan. Bizim için daha iyi böyle olması. Bayağı kırıklığına uğrattı bence Inter Milan arkadaşlar. Çok bugün zayıf kaldılar. Yoksa biz mi çok güçlü oynadık anlamadım. Bakın arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Beş gelir mi? Hakem faul vermedi.
88. dakikaya girmek üzereyiz. Eyvah. Evet. Osvaldo arkadaşlar şutun atıyor ve çok az farklı dışarı çıktı. Evet arkadaşlar, ikinci maçta yine bir galibiyet. İlk maçında mağlubiyet demiştim arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, ikinci galibiyetimizi elde ediyoruz. Ve Karabağ 6 puana çıkıyor arkadaşlar. Yani 6 puanda birinci sıradayız. 6 puanla diğer maçlara da bakacağız. Birazdan bunu ilk maçta da unuttum. Diğer maçların sonuçlarını. Bundan bu videonun sonunda göstereyim sizlere. Evet, şimdi gol demeyelim. 90. dakikadayız. Böyle 4-0 bitebilir sanırım ama korner. Evet, son korner artık. Maçta son dakikalar, son anlar. Bu tehlikeyi de atlatalım ve evet arkadaşlar, çok büyük bir sürpriz. İkinci maçımızda deplasmanda Inter Milan'ı 4-0 yeniyoruz arkadaşlar. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Hiç kimse beklemiyordu sanırım, yani Avrupa'da. Biz tabii ki bekliyorduk da. Yani benim aslında bu maç çıktığımı beraberlikle yeterdi bana ama 4-0 yani bayağı güzel oldu. Evet. Günün adamı Danilo arkadaşlar. Diaz. Leroy da bayağı yüksek puan almış. Hepimiz, bütün hocalarımız bayağı hepsi 6 üstünde puan almış. 6 ya da 6 üstü. Evet. Şöyle ilerletelim. Ve diğer maçlara bakalım arkadaşlar. Diğer takımlar kaç kaç oynamış. Evet. Görüyorsunuz. Zenit San Petersburg, Estoril Praia 0-0 berabere kalmışlar. Panathinaikos 3-0 kazanmış. Biz 4-0 yendik. Saint-Étienne arkadaşlar 3-0 kazanmış bunlar da. Evet, Feyenoord kaybetmiş. Fenerbahçe ikinci maçını maalesef kaybetmiş 1-0 Sevilla karşısında. Everton 3-0 almış. AS Roma ikinci maçını da kaybediyor arkadaşlar. Evet, hiç iyi gitmiyor sanırım AS Roma. Borussia Mönchengladbach da kaybetmiş. Villarreal yine kaybetmiş arkadaşlar. Bu da büyük bir sürpriz bu grupta bence. Tottenham Hotspur 1-1 berabere kalmış. Beşiktaş ikinci maçını da almış arkadaşlar. Beşiktaş da 6 puan da aynı bizim gibi. Liverpool berabere kalmış. Buraya geçelim. Napoli ikinci maçını almış. İlk maçını kaybetmişlerdi. Trabzonspor'da arkadaşlar görüyorsunuz Benfica karşısında 2-0 öne geçmiş. Yani daha doğrusu kazanmış maçı. Ve puanı 3'te şimdi. İlk maçını kaybetmişlerdi. Evet. Hemencecik gruba bakalım, bizim gruba arkadaşlar. 6 puanla lideriz. Ve sonrasında Saint-Étienne, Inter Milan ikisi 3 puanla 2. ve 3. sıradalar arkadaşlar. Evet, Inter Milan tabii biz 4 attık diye ondan 3. sıradalar. Şöyle bir bakalım, hızlı geçeceğim şimdi bunu çünkü videonun sonuna gelmek zorundayım. Çok uzadı bile hatta. Evet, A grubu, B grubu, Beşiktaş'ın grubu arkadaşlar, C grubu, Liverpool'un grubu, bizim grubumuz, B grubu, Fenerbahçe 2. sırada. Bunları hızlı geçelim. Evet, Trabzonspor'da arkadaşlar 2. sırada. Ve böylece arkadaşlar bu ikinci bölümde sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok arkadaşlar diyorum. Bunu da biriniz yazmıştı. Yani insan bu kadar arkadaşlar arkadaşlar der mi diye. Bunu sanırım birazcık daha azaltmalıyım. Dostlarım. Değişik bir şey söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar, umarım dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yine beni destekleyiniz. Karabağ'ı destekleyiniz. Bu seriyi destekleyiniz ve beğeni sembolüne basınız. Yorumlarınızı yazınız arkadaşlar. Dediğim gibi bana yardımcı olun Karabağ adına. Yani oyuncuların ismi nasıl okunuyor ya da hangi oyuncuları nerede oynatayım diye, öyle bana bilgiler verebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, ikinci bölüm sonuna geliyoruz. Umarım bu ikinci bölümde çok iyi beğeni sayısına ulaşır.
3. bölümde görüşmek umuduyla diyorum sizlerden. Peace out, sayonara ve bay bay ile vedalaşıyorum. Ciao ciao.